Hollanda, Amerika, artı eksi artı eksi. Hollanda artı Daft, Marley taşımak. Amerika artı vatandaşlık Green Card, eksi uzak. Okey, güzel. Toplantı bitmiştir. Ama gerçekten ne zaman gitmeyi düşünüyorsunuz? En kısa zamanda. O zaman yani. Şimdi şöyle bir şey var. Bu doğru soru değil. İlk soru hangi ülke? Çünkü hangi ülke olduğu bunu da belirleyecek. Yani eğer Hollanda'ysa süreç daha hızlı olacak bu arada. Hani nasıl bir hayat yaşamak istiyoruz? Çünkü ikisi biri Avrupa, biri Amerika. Yani çok Amerika bana çok flu geliyor. Yani Avrupa'da birazdan ne yapacağını hani aşağı beş yukarı belli ya. E tabii gittin daha önce, her şeyden önce yani. Bence. Yani. Amerika'da yaşanacak olan hayat böyle evden çıktığında bir arabayı alıp hani bir yere kadar bir mesafe gitmek durumunda kaldığın. Hı-hı. Sürekli arabayla bir şeyler yaptığın bir kere. Ya bu arada arabasız yaşam daha çok çekiyor beni, ne yalan söyleyeyim. Beni de. Ama tabii toplu taşımayı bin. Hangi ülkeye yerleşeceğimize karar veremediğimiz için. Şu hali ne ya? Niye beni çekiyorsun bu? Ne? Pis haline. Ne olacak be? Daha da kötü yaptın. Durduk yere. Nereye yerleşeceğimize karar veremediğimiz için bunu köpeğimizin bizim yerimize karar vermesine karar verdik. Bir tane böyle dalgasına Kütahya falan. Üçüncü telefonu Çorum'a yerleşiyoruz. Bir telefona Amerika yazdık, bir telefona Hollanda yazdık. Şimdi Marley içeri... Marla yazabilirdik. Telefonu. Niye telefona yazdım gerçekten? Ya şöyle, tabii ki Marla buna gidip karar verecek de biz oraya yerleşeceğiz değil de. Hani o kadar da değil. Sadece daha öncelikli olarak oraya bakalım gibi bir noktadayız. Çünkü iki tarafa da aynı anda araştırmak ve bakmak çok yorucu ve zihinsel olarak bizi bir 10 yıl geriye götürüyor. Çünkü her iki tarafın kendince artıları var. O yüzden çok zor bir karar. Dedik ki o yüzden biz de Marlişko en azından bize bir yol göstersin. Ben Hollanda yiyecek diyorum önce. Ben de Hollanda yemesini istiyorum. Ulan o zaman Hollanda'ya gideceğiz. Böyle bir isteğin varsa niye hayranı alet et yani? Yok ben deyine söylüyorum. Ben bilmiyorum, içinde Hollanda geçti sadece yani. Vallahi bir... Marley'e Hollanda daha çok yarar. Marley'e Hollanda, evet. Tabii gitme açısından hayvan 10 saat yol gideceğine. Tamam bu Amerika, o zaman buraya bu Hollanda. Bunu kamera açıyorum. Ondan niye açmıyorsun kamera? Senden açtım, ne bileyim, elim seninkine gitti. Marla! Küstü hayvan. Geliyor geliyor. Allah Allah, hoş geldin. Önce hangisini yiyeceksin? Telefonun üstünden yemeyebilir ya bu salak. Aha! Önce Hollanda'yı yedi. Hayvan diyor ki yani ben 12 saat uçakta gitmek istemiyorum. Beni yakın bir yere götürün, beni uğraştırmayın. Yağmur mağmur artık bir şekilde idare edeceğiz diyor. Marla, neden Hollanda? Biraz anlatmak ister misin? Hollanda'nca heyecanlı bakıyorum sana. Okey, Hollanda o zaman. Hollanda'ya yerleşiyoruz. Sonra Hollanda'ya yerleşsek ya bu sahneden sonra. Gerçekten Hollanda'da yaşıyor olsak. Çok iyi değil mi? Ama böyle geçsin yani, bu hızla geçsin. Bu videonun bu geçişinin olabileceğini bundan 2 sene önce asla tahmin etmemiştim. Hatta ve hatta 1 ay öncesine kadar yurt dışına taşınma planımızın bu denli hızlı ve drastik bir şekilde değişeceğini de düşünmemiştim. Biz Amerika'ya yerleşiyorduk biliyorsunuz. Yaklaşık 1,5 senedir bir sürecin içindeyiz. Ben Amerikan vatandaşı olduğum için Burakcan'la evlendiğimiz senaryoda Burakcan Green Card sahibi olabiliyordu ve biz böylece Amerika'ya gidebiliyorduk. Ama gelin görün ki Amerika çok fazla göç alan bir ülke olduğu için her türlü vatandaş da olsan, ne olursa olsun, bu süreci uzatıp zorlaştırmaya maalesef and içmiş durumda. Sadece geçtiğimiz sene evliliğimizin Amerika tarafından onaylanması için yaptığımız başvurunun dönüşünü daha yeni alabildik. Ya aslında özetle Amerika sürecinin uzun olacağını biliyorduk ama Türkiye'nin bu kadar hızlı ekonomik ve toplumsal anlamda çökeceğini düşünmüyorduk. Özellikle 2023 yılı seçim ve deprem olaylarından sonra artık bizim canımıza tak ettiği bir noktaya geldik. Canım babama buradan gerçekten teşekkür ediyorum. Babam sayesinde bir pasaportumuz var ve bu pasaport bize birçok kolaylık sağlıyor. Bunlardan bir tanesi tabii ki Amerika'ya yerleşmekti. İkincisi de Hollanda hükümetinin Amerika ile yapmış olduğu bir anlaşma sonucu DAFT, yani Dutch American Friendship Treaty isimli bir dostluk anlaşmasından doğan bir vize. Ve ben bunu 2 sene önce araştırıp aslında Hollanda'ya gelmek istiyordum. Burakcan da buna çok okeydi. Ama ne yazık ki bundan 2 sene önce babamı yeni kaybetmiştik ve annemi çat diye Türkiye'de bırakıp oraya gelmek bizim için zor olacaktı. Ve o zaman Euro 9,5'tu. Türkiye bu kadar kötü durumda değildi. Hani biz Amerika'ya başvuralım, Amerika'yı bekleriz diye düşünerek
bu Daft vizesi işini iptal ettik. Dedik ki Amerika'ya gideriz. Ancak zaman geçtikçe Amerika gözümüzde çok büyüdü. Aynı zamanda Türkiye'den Amerika'ya gitmek ve 50 tane eyaletten istediğinde yaşayabileceğim bir senaryoda gitmek çok zor bir karar. Çünkü işe gitsen nereye yerleşeceğini biliyorsun, okumaya gitsen nereye yerleşeceğini biliyorsun ama biz gidiyoruz ve nereye gideceğimizi çözemedik bir türlü. Ailelerimize burada Allah korusun bir şey olsa Amerika'dan kalkıp gelmek çok zor ve biz artık 30 yaşına geldik. Yani 20 yaşında bu kararı vermek belki daha kolay olurdu ama artık biraz daha acil bir durum olduğunda Türkiye'ye yakın olmayı da önemsememiz gereken yaşlarda olduğumuzu düşündük. Artı Marla'nın Amerika'ya gitmesi bizim için çok gergin bir süreçti. Marla çok korkak bir köpek ve kargo bölümünde gelmek zorundaydı. 12 saat, hadi indi bindi 15 saate yakın tek başına o kutunun içinde uçakta korkacağını düşündük. Çok endişelendik ve nasıl Amerika'ya gideceğiz diye kara kara açıkçası düşünüyorduk. Ve günün sonunda aşırı korktum. Yanımdan koşarak geçti. Ve bundan bir ay önce falan Pınar'la Burak, yani ablam ve onun eşi, Amsterdam'a geldiler, Hollanda'ya geldiler ve bize dediler ki döndüklerinde, abi Amerika'yı boş verelim. Çünkü onlar da bizimle beraber Amerika'ya yerleşecekti. Biz dörtte bir planın içindeydik. Dediler ki abi gelin biz şu Daft vizesini bir deneyelim. Amerika'yı bekle bekle nereye kadar? Ve bize dedik ki tamam, Amerika'ya yerleşmekten vazgeçiyoruz ve buraya yerleşme planını kuruyoruz. Çünkü burada verilen Daft vizesinin süresi 3 ay, yani 3 ay içinde dönüş yapılıyor size. Ama Amerika planında evliliğin onayı zaten 1 sene sürüyor. Üstüne green card süreci için en az 7 ay falan bekliyorsunuz. Ve işte sponsorluk istiyor, belli bir gelir istiyor Amerika'da. Türkiye'deyken onu yapmak çok zor falan filan. O yüzden bir ay içinde Hollanda'ya yerleşmeye karar verdik. Bu tatilde de Pınar'la beraber sticker almamız gerekiyordu. Yani bu sürecin başlatan bir şey gibi aslında. Tabi bir ay sonra tekrar buraya gelip bu sefer de belediyeden randevu alıp artık buradaki kimlik numaramızı alacağız gibi bir şey olacak aslında. 2 sene sonra da tekrar 2 sene uzatabiliyorsunuz. 2-2-2 uzatarak gidebiliyor. 5 sene sonra vatandaşlık hakkınız oluyor. Ha bir de burada tabii şunu söylemeyi unuttum yani. Burada o kadar çok arkadaşımız var ki Pınar'ın üniversitedeki en yakın 3 kız arkadaşı. Orada 3 yapıyor. En yakın 3 kız arkadaşı burada yaşıyor. Bu insanlardan bir tanesi de bizim nikah şahidimiz Melda. Doğru, Pınar'ın da nikah şahidi yani. Burakcan'ın bebeklik arkadaşı Melda. Benim de Pınar'dan dolayı 15 yıldır tanıdığım bir insan. Çok yakın bir arkadaşımız yani. Hem Pınar'ın hem benim hem Burakcan'ın. O yüzden o da burada yaşıyor. Zaten şu an onda kalıyoruz. Zaten daha önce burada çektiğim, 2 sene önce çektiğim Amsterdam vlogunda Melda da vardı. Beraber çok eğlenmiş. Hatırlarsınız Melda'yı. O yüzden bu kararı verdik aslında. Ne zaman taşınacağız? Şimdi biz Eylül'deyiz. Eylül ortasındayız. Tahminim Kasım sonu burada oluruz gibi gözüküyor. İçim rahat bu konuyla alakalı. İyi hissediyorum. Pınarlar da öyle. Yani hepimiz dördümüzde bir kere beraber bir planımız vardı ve hani ben ablamla buraya yerleşiyorum. Yani ailemden biriyle yurt dışında yaşayacak olmak bence çok iyi bir durum. Çok avantajlı bir durum. O yüzden heyecanlı ve mutluyum. Daha doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Öyle hissediyorum. İçime siniyor yani. Marla'nın da ilk kararı bizim adımıza vermiş olması gibi. Tabii ki bu süreci paylaşacağım bu arada. Burada neler yaptığımızla ilgili. Heyecanlıyım. Biraz gerginim ama çok değil. Buraya gelmek bile insanın ruh halini değiştiriyor gerçekten yani. O yüzden güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Sizleri öpüyorum. Görüşürüz.